Artık yeter diyenler sokakta, çalışanlar, işsizler, güvencesizler, Gezi Parkı'nda, mahalle forumlarında, iş yerlerinde AKP'ye karşı barikatlarını kuruyorlar. Bütün ezilenler, yoksullar, yağmaya salana karşı durumlar bu barikatlarda yerlerini alıyorlar. Hırsızlara değil emekliye bütçe, hırsızlara değil emekliye bütçe, hırsızlara değil emekliye bütçe. Çal çal nereye kadar, bitti buraya kadar. Çal çal nereye kadar, bitti buraya kadar. Çal çal nereye kadar, bitti buraya kadar. Maaşları kendi zenginliklerine kullandılar. Fakirlere adalet beklemiyoruz. Emekçilere halka ayak takımı diyenlerin ayakkabı kutularında milyon dolarları çıkıyor. Kıdem tatminatını vermemek için, emekli olmayı engellemek için, ucuz işin çalıştırmak için tüm yasal engelleri koyan AKP kendi yolsuzluklarını kapatmak için her türlü yasakları çıkarıyorlar. Yüzlerce insanı diyorsunuz. Bu sizin utancınız. Bu sizin utancınız. Biz AKP'ye seçim karnesini veriyoruz. AKP'nin hırsızlığının insan hakları ihlalinin karnesini veriyoruz. Bizi engellemeyin. Bizi engellemeyin. Biz burada sorun yapma değil, sorun çıkaranlara yürüyoruz. Çal çal nereye kadar, bitti buraya kadar. Çal çal nereye kadar, bitti buraya kadar. Çal çal nereye kadar, bitti buraya kadar. Bugün hiçbir çocuğumuza evdeki parayı sıfırlayın demedik. Çünkü cebimizde para yok. Biraz geniş. Neden yok? Neden yok? Çünkü cebimizdeki parayı çaldılar. Hırsız orada. Hırsız var. Hırsız var. Hırsız var. Bugün çalışanlar bile ceplerindeki maaş %30'u azaldı. Enflasyon. Enflasyon neden? Çünkü beceriksiz bir yönetim paraları çalmaktan başka bir şey düşünmedi. Biz emekliler 30 yıl çalıştık. 30 yılın kadrini, kıymetini bilmeyen bu hırsızlara hesabımız var. Hesabımız var. Hükümet istifa etmeli. İstifa etmeli ve hesap vermeli. Halkın haklarını engellediği için, sağlık hakkını paralaştırdığı için, eğitim hakkını paralaştırdığı için, yaşam hakkını paralaştırdığı için hesap vermeli. Biz buraya geldik. Bağır bağır bağırıyoruz. Ve hesabımızı istiyoruz. Bu görüşle Gezi direnişinin bize gösterdiği yoldan yürümeye, hak aramanın gerçek adresi olarak sokakları sahiplenmeye kararlıyız. 24 Şubat'ta İstanbul'da Mecidiyeköy'de ve AKP il binası önünde yaptığımız bir yürüyüşle taleplerimizi haykırdık ve AKP'ye hak ettiği seçim karnesini verdik. Bugün de burada iktidarın merkezinde, başkentte aynı seçim karnesini daha görünür kılmak istiyoruz. Seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, 30 Mart sabahı yine sokaklarda olacağız. Örgütlenme hakkımızı, sağlık hakkımızı, barınma ve yaşanılabilir bir kent hakkımızı ne pahasına olursa olsun savunacağız ve elde edeceğiz. Parasız,
sağlık hakkımızdır. Parasız sağlık hakkımızdır. Parasız sağlık hakkımızdır. Bu karnede ne yazıyor? Karnenin sahibi Tayyip çok götüre. IMF ve Dünya Bankası okulunda okumuş. Sınıfı da Sürün Osman sınıfı. Yavaş yavaş. Testlerine bakıyoruz. Hırsızlığı kurumlaşma kollamadan 10 puan. Yalan ve demagoji 10 puan. Servetine servet katma 10 puan. Halka ihanet 10 puan. Türkçülüğü yalama 10 puan. Emekli düşmanlığı 10 puan. Peki dış politika 0. Eğitim ve sağlık 0. Vefa, dostluk, insanlık sevgisi 0. Tarih bilgisi 0. Spor 0. Kent 0. Ah, biz bu karneyi hep güvenlik görevli arkadaşlarımız bizi engellediği için veremedik. Ama bu karne onun utancıdır. O kaçacak. Kaçacak. Şimdi pazarlık yapıyor. Kendisine dokunmaması için pazarlık yapıyor. Ve ondan ne Fethullah ne ABD sadece halklar hesap soracak. Halk hesap soracak. Emekliler hesap soracak.